Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere TRT Havaz ekranlarında Tekirdağ'dan sesleniyorum. Birazdan Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü'ne gidiyoruz. Yani 9-8'lik bir program bizleri bekliyor. Türk dansları başlıyor. Sevgili izleyenler, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Suat Aydın'la beraberiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce kulübün ne zaman nasıl kurulduğunu öğrenmek istiyorum. Kulübümüz 2011 yılında kuruldu. Daha önceden Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğimiz vardı. Onlarla birlikte bu tür faaliyetleri zaten yapıyorduk. Halk Eğitim ile birlikte halk oyunları faaliyetlerini yürütüyorduk. 2011 yılında bir tüzük değişine gittik ve folklorumuzun önemli parçalarından biri olan halk oyunlarıyla daha lokal olarak ilgilenmeye başladık. Çok güzel. Peki kulüp olarak ne gibi faaliyetlerde bulundunuz? Etkinlikler, yarışmalar? Kulüp olarak faaliyetlerimiz gösterilere, festivallere, yarışmalara ve halk oyunlarıyla ilgili her türlü faaliyete katılmak, her türlü etkinliğe katılmak. Yani kulübümüzün ana faaliyet alanı bu. İl içinde bayramlarda, seyranlarda, festivallerde, gösterilerde hep varız. Bu tür gösterilere hep gidiyoruz. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler yerine göre, bayrama göre, festivale göre bu tür ekiplerimiz gösteri yapıyorlar. Eminim halk da çok seviyordur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tekirdağ halk oyunları ritimli, 9-8'lik ritimle oynanan gerçekten hareketli oyunlar. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında çok beğeniyle ve şeyle izleniyoruz. Yani böyle coşkuyla izleniyoruz. Yöremizin halk oyunları çok hareketli ve çok hoş gerçekten de. Peki kaç yaş gruplarınız var? İlkokul öğrencileri yani minikler, ortaokul öğrencileri yani yıldızlar, lise öğrencileri gençler, bir de yetişkinler. Peki veliler yeterince ilgi gösteriyorlar mı? Biz velilerin göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz. 400 tane kursiyerimiz var. 100'e yakın yani 95-96 civarında da lisanslı dansçımız var. Tekirdağ'da halk oyunlarına ilgi bizim beklediğimiz düzeyde. Gerçekten memnunuz. Siz neden tavsiye edersiniz? Neden gençler, çocuklar halk oyunlarıyla ilgilensinler, kursa gitsinler? Şimdi teknoloji destekliyoruz. Teknolojiye evet ama günümüzün büyük bir çoğunluğunu tabletin başında, bilgisayarın başında ve akıllı telefonun başında geçirmemek gerektiğini düşünüyoruz. Ben aynı zamanda bir eğitimci olarak, bir öğretmenim aynı zamanda. Çocuklarımızı sosyal ortamda, sosyal alanda ve akran gruplarıyla yetiştirmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani çocuklarımız arkadaşlarıyla, kendi yaş gruplarıyla, kendi akranlarıyla vakit geçirmeli. Nasıl? Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle vakit geçirmelileri. Onlarla konuşmalı, dertleşmeli. Biraz sonra izleyeceksiniz. Oyunlarımız içerisinde hep bu var. El ele, omuz omuza, göz göze, sırt sırta ve hep paylaşan, birbirine destek olan, birbirinin gözlerinin içine bakan, birbirini destekleyen bir anlayışla yetişiyorlar. Bizim istediğimiz yardımlaşan, destek olan, arkadaşını kollayan, yani iyi gününde, kötü yönde yanında olan arkadaşlar insana yetişmeye çalışıyoruz değil mi? Halk oyunları bunun için çok müthiş bir şey, oyun. Velilerimiz, çocuklar hep yanımızda oldukça veliler de hep yanımızda. Şimdi ben buradan tabii 50. Yıl Ortaokulu'nun müdürüne Fahri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Okullarımıza, üniversitemize ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Niye? Biz neredeysek veliler de orada, yanımızda. Ha ben çocuklarımın gerçekten böyle bir faaliyet içerisinde olmasını isterim. Neden? Bir çocuğun sosyal hayatta başarılı olabilmesi için derslerde başarılı olması yetmez. Kesinlikle kendi arkadaş grubu içerisinde başarılı olması gerekir. Yani sosyal ilişkilerini geliştirmiş olması gerekir. Yani bu şart, bu olduğu zaman arkası zaten geliyor. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, ben şimdi kostümü giymeye gidiyorum. Sonra yıldız oyuncularla beraber sahnedeyiz.
şeytan oldum. Rayna 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 bir ki bir ki bir ki bir ha bir ki bir ki bir ki bir ha şimdi son ki ölçtükten bir ki ki evet çat çatlar nerede? Nerede çatlıyorlar? Son ki üç dört beş dur. Sevgili izleyenler, kostümü giydim, hazırım. Yanımda da hocamız Fırat Nalcıoğlu var. İsterseniz önce onu tanıyalım. Buyurun hocam. Merhabalar. Fırat Nalcıoğlu, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenör olarak görev yapıyorum. Halk oyunları antrenör olarak. Ben de küçük yaşlarda, ilkokul yıllarımda oyuncu olarak başladığım halk oyunları dönemine şu an antrenör olarak devam ediyorum. Tekirdağ oyunları nedir? Hangi oyunları içerir, nedir? Tekirdağ, Balkanlardan göçen toplulukların oluşturduğu ve kendi yöremizdeki Gacarların oluşturduğu bir oyun çeşidi, oyun türü var. Daha çok bu Balkanlardan gelen mübadele zamanı göçen göçmenlerin oluşturduğu bir oyun türümüz var Tekirdağ'da. Tekirdağ Trakya'nın en zengin yöresi. Çünkü evet. Trakya'nın tüm özelliklerini evet, içeriyor. Evet, evet. Oyunların isimleri nedir? Bizim sergileyeceğimiz oyunlar birazdan. Karşılama, Gayda, Çoban, Kız Karşılaması, Demirci Kasabı ve İstanbul Kasabı olarak bunları sergileyeceğiz. Ama bunun dışında çok daha fazla oyunlarımız var. Trakya oyunları, Tekirdağ oyunları bütün gösterilerde çok popüler, çok seviliyor. Evet. Ritminden dolayı. 9-8 tabii insanın içi kıpır kıpır ediyor yani o zaman. İnsan duyunca yerinde duramıyor 9-8'i. Trakya halkı da çok oynar mı? Oo, hiç durmazlar ya. Tabii canım. Bakalım yarışmada da göreceğiz onların performanslarını. Evet. Gelelim kıyafete. Evet. Çok güzel bir kıyafet. Onun detayları nedir? Tabii ki. Şimdi bu bizim kız kostümümüz, yelekli kostümümüz. Yeleğimiz, içinde işlemeli gömleğimiz, başlığımız, alev başlığı dediğimiz bir başlığımız var üstümüzde. Altımızda şalvarımız, çarıklarımız, yün çorabımız. Arkanızı dönerseniz, arkanızda da uçkurumuz var gördüğünüz gibi. Evet, bu kız kostümlerimizden cepkenli kostümümüz. Başında başlığımız, cepkenimiz gördüğünüz gibi. Hemen altında yağlığımız, altında şalvarım. Hemen arkasını dönerse, hemen arkasında da uçkurumuz var. Ayağında çarıkları ve çorapları. Erkek kostümü, yazlık kostümümüz ve başında tatası, boyun yağlığımız var. Hemen altında gömleği, camedanı, kartal kanadı, hemen peşkiri görüyorsunuz. Altında dokuma kuşağımız var, yöremize ait bir kuşak, sadece yöremize yapılıyor. Altında şalvarı, çarıkları ve ayakkabısı. Yine diğer kız kostümlerimizden saltalı kostümümüz, kışlık kadife kostümlerimizden biri. Başında gördüğünüz gibi grebi, hemen altında saltası, kemeri gördüğünüz gibi aynı o kemeri, altında şalvarı, içinde gömleği ve altınları gördüğünüz gibi altınları. Son olarak erkek kostümümüz, ava kostümü. Yine bu da kışlık kostümlerimizden biri. Tekrar başında tatası, boyun yağlı, içinde gömleği, cepkeni. Bununla kartal kanadı kullanma, sadece cepken. Hemen içindeki yeleği, kuşağı, peşkiri, şalvar ve ayakkabı ve çoraptan oluşan bir kostümümüz. Gösteride hangilerini göreceğiz? Birazdan gösteride kahverengi kartal kanatlı Trakya kostümünü göreceğiz. Erkeklerde, kızlarda da beyaz bindallı kostümümüzü göreceğiz. Biz şimdi birazdan sokağa çıkacağız. Tamam. Orada hangi oyundan hangi figürü göstermek şimdi istersiniz? Şimdi orada kasap oyununun figürünü göstereceğiz. Zaten kasap da bizim burada düğünlerde bol bol oynanan bir oyunumuz. Orada bizim kendi halk oyunlarında oynadığımız, terlediğimiz bir oyunu göstereceğiz orada. Yani çok zor olmayacak. Tabii çok zor olmayacak. İnşallah onlar da güzel bir şekilde izleriz. İyi. Biz şimdi hazırız, sokağa çıkıyoruz. Tekirdağ Valiliği'nin önündeyiz. Gerçekten de güzel bir meydan. Şansımıza da hava inanılmaz güzel. Yarışmak için iyi bir gün değil mi? Evet, çok güzel bir gün. Ama maşallah bugün çok güzel. Dün çok soğuktu. Bugün sizin şanssız uğrunuz herhalde. Hava değişti. Çok güzel bir hava. Evet, biz her zaman şanslıyız. Evet. Tekirdağlılar oynamayı çok seviyor dedik zaten. Peki yarışmacı bulabilecek miyiz? Tabii ki. Zaten gördüğünüz gibi burası bizim Tekirdağımızın meydanı. Çok rahatlıkla yarışmacıyı bulacağız burada. Harika. O zaman ben şimdi yarışmacı aramaya çıkıyorum. Sonra tekrar burada görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Biz burada Tekirdağ halk oyunlarını öğrenmeye geldik. Tekirdağlı mısınız? Evet. Tekirdağlıyız. Tekirdağ simidi meşhur mu? Meşhurdur ya, güzeldir. Başka nesi? Tekirdağ köftesi, peynir helvası, kirazı meşhurdur. Bir de Tekirdağlılar oynamayı sever, öyle evet. Duyduk. Peki halk oyunlarını sever misiniz? Nasıl halk? Tekirdağ halk oyunlarını. Halk oyunları, bizim Tekirdağımızın halk oyunları çok güzeldir. Tekirdağ karşılaması vardır. Peki halk oyunlarını sever misiniz? Çok. İkiniz de mi? Evet, Tekirdağ olup da halk oyunlarını sevmeyen var mıdır? Sevmem, anlaşma. Nasıl sevmezsiniz? Öyle. İzlemeyi de mi sevmezsiniz? Birbirini sevmeyiz. Tamam o zaman, teşekkür ederim. Evet. Halk oyunlarıyla senin aran nasıl? Oynarım kendi çapımda, iyidir. Oynamayı sever misiniz? Oynamayı da severiz. Düğünlerde mi? Düğünlerde. Oğlum da oynuyor, oğlum çalışmalarında. Bizim bugün bir yarışmamız var. Hocamız bir figür gösteriyor. Bunu evet. En iyi şekilde tekrarlayan da birinci oluyor. Katılmak ister misin? İsterim. Tabii ki, ben de katılmak isterim. Tabii. Katılabiliriz, vaktimiz de var. Adınız ne? Müge. Sizin? Özkan. Adınız ne? Dilek. Siz? Nuri. Müthiş. Adın ne? Atakan. Karı koca ilk yarışmacılarımı buldum. Aralarındaki rekabet eminim büyük olacak. Bizim başka yarışmacı bir karı koca çiftimiz var. Onlara rakip olmak ister misiniz? Oluruz, neden olmasın? Tabii ki. Evet, Atakan da bizimle, Müge ve Özkan çifti de bizimle yarışmaya başlıyoruz. Tekrar Tekirdağ Valiliğinin önündeyiz çünkü yarışmacılarımı tamamladım. Hepsi Tekirdağlı, hepsi çok iddialı. Bakalım nasıl bir performans bizi bugün bekliyor. Şimdi önce hepsini tek tek tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Müge, Tekirdağlıyım. Neler yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Bir tane çocuğum var, onlarla uğraşıyorum. Harika. Evet. Çok uzağa gitmeden burada birini daha tanıyoruz. Eşiniz? Evet, Özkan. Şoförlük yapıyorum, kendi arabam var, kamyonum var, kamyonculuk yapıyoruz. Ve siz de Tekirdağlısınız. Evet, Tekirdağlıyız, buralıyız. Oynamayı da çok seviyorsunuz. Evet. Harika. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Nuri Kaya, Tekirdağlıyım. Evliyim, iki oğlum var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Buradan eşinize bir gönder var mı? Sizce kim iyi oynar? Tabii ki o oynar. Ne diyorsunuz? Doğru söylüyor. Sizi tanıyalım tekrar. Dilek Kaya ben. İki çocuk annesiyim. Tekirdağlıyım. Ev hanımıyım. Boş vakitlerinizde de oynarsınız. Ancak çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenebiliyorum. Oynamak düğünlerden düğünlere. Mümkün mertebe. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Atakan ben. Öğrenciyim. Tekirdağlıyım. Senin halk oyunlarıyla aran nasıl? İyi. İyi. İddialı mısın yarışmamızda? İddialıyım. Ben de Tekirdağlı gibi söyledim az kalsın. İddialı mısın? İddialıyım. Tamam o zaman, harika. Evet hocam, yarışmacılarımızla tanıştık. Burada bugün resmen eşler yarışıyor. Evet. Bayağı bir çekişmeli yarışma olacak onun için. Eminim bayan yarışmacılar daha iddialı. Galiba öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor galiba ama tabii erkeklerden de korkmak gerekiyor. Onu görüyorum gözlerinden, hissediyorum ya. Evet, hocamız Ahmet Hoca figürü gösterecek. Evet. Hangi oyundan nasıl bir figür gösterecek? Ahmet Hocamız bugün bize kasap oyununun ağır figürünü gösterecek. Daha sonra yarışmacılarımız yapmaya çalışacaklar. Harika. Ahmet Hoca alalım sizi. Siz anlatın, Ahmet Hoca da göstersin. Evet, kasap figürümüz 6 sayıdan oluşuyor. Şimdi olduğumuz yerde oynayacağız. Ahmet Hocamız başlıyor. Sağ ayakta başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, sol dizi çektim. Evet, şimdi sağ dizi çekiyorum ve burada bitiriyoruz figürü. Hareketimiz bu kadar. Evet. Evet, gayet basit. Yarışmacılarım eminim artık bu harekete hakimdir. Nasıl görünüyor? Ses çıkmıyor. İlk yarışmacının yanına gideyim. Ahmet Hoca, yerini alalım sizi. Nasıl, olacak mı? Olacak da. Yapabilecek misiniz? Yaparız inşallah. İnşallahı yok bence, yaparsınız. Maşallah, yerini alalım. Buyurun, sizi izliyoruz. Hadi ama, siz cesaretlisiniz, biliyorum yaparsınız. Hocam sayacak. Evet, buyurun. Son. 2. Son. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hiç izlememişsiniz. Hiç izlememişsiniz. Eminim eşiniz daha iddialı. Ha? Ne dersiniz? Bakacağız, şimdi göreceğiz. Buradan da bir ümitsiz inşallah geliyor. Buyurun. Hocam. Son. 2. Son. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. Ama hocam ya, ama Fırat Hoca ya, siz böyle yaparsanız olur mu? Çok özür dilerim, doğru söylüyorsun, çok özür dilerim. Allah Allah ya, bugün yarışmacılarım çok haylaz. Hoca dahil, herkes gülüyor. Komik ama tabii ki de. Sizi izliyoruz. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 2. Çek, bas, çek, dur. Çok iyi. Tebrik ederiz. Bravo. Alkış, alkış. O kadar üşümenize rağmen. Evet, şimdi sıra sizde. Sizi izliyoruz. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dizde bas, dizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Son 2, 3, 4, 5, 6. Dur. Güzel. Bravo. Tebrik ederiz. Hazır mısın? Seni izliyoruz. Buyurun, başlıyoruz. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 2, 3, 4, 5, 6. Dur. Müthiş. Güzel. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyiydi. Evet, şimdi işin zor kısmına geliyoruz. Artık yarışmacıları elememiz gerekiyor. Evet. Var mı kafanızda birileri? Tabii ki bir şeyler. Gidecek olan, kalacak olan? Bir şekilde oluştu yavaş yavaş. Bakacağız şimdi. Tamam, ona karar vermeden önce bir kere hep beraber yapalım hareketi. Olur, olur. Hazır mısınız? Hep beraber ben dahil hareketi tamam, deniyoruz. Burada durduğumuz yerde hocamızın komutuyla. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3. Çek, bas, çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, son. 2, 3, 4, 5, 6, dur. O kadar laf ediyorum ama kendim hiçbir şekilde hiçbir adımı doğru tekrarlayamadım. Evet, doğru. Bizi çok azarladınız ama. Üzgünüm. Tamam, ben elendim. Ben elendim. Elendi mi? Evet, Özkan Bey de. Özkan Bey de elendi. Neyse, siz hemen öne atladınız çünkü işiniz de var, onu biliyoruz. Hocamız da elendi dedi. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, eşiniz elendi. Sizce siz nasıldınız? Normal. Hocamızdan yorum alalım. Buyurun. Müge Hanım da iyiydi. Biraz daha iyiydi. Şimdi ama daha iyi yarışmacılarımız da var. Daha sonra performansını daha yine yorumlayacağız. Yok, şu anda eliyoruz gerekirse. O zaman gerekiyorsa elemek zorunda kalıyoruz Müge Hanım'da. Üzülerek. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın. Huu, buraya gelelim. Buranın performansı nasıldı? Nuri Bey iyiydi. Güzel oynadı. Finale kalacak gibi gözüküyor. Buranın yorumunu alalım. Dilek Hanım da maşallah. Herhalde aileden gelen bir şey burada. İkisi de gerçekten çok iyi oynadılar. Vallahi bilemiyorum sonuç ne olacak. Biraz galiba karışacağız. Ve burada genç arkadaşımız da gayet başarılıydı. Evet. Onun için ne demek istersiniz? Atakan Bey de gerçekten çok güzel oynadı. Vallahi bilemiyorum. Şu an çok kararsızım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Yarışmacılarımızı iki kişiye düşürelim. Tamam. Birinden vedalaşmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Aileden birini kenara alalım. İki kişiyi yarıştıralım. O zaman Nuri Bey'i kenara alıyoruz. Tamam. Nuri Bey teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eşinize devam ediyoruz. Gene belki aileden bir kişi kazanacak. Göreceğiz artık. Gelişimin izini süren değişim bu hafta Tekirdağ'da. Tekirdağ ve ilçelerinin tarihi ve doğal güzellikleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkmak ve 2023 vizyonunu hedefleyen kentin gelişim öyküsünü izlemek istiyorsanız değişimi kaçırmayın. Değişim TRT Avaz'da.
muhteşem dokusu, hızlı bir değişim geçiren yüzüyle Eskişehir. Kültür başkenti Eskişehir'den, kucak açtık Özbekistan, Türkmenistan'a. Selam olsun Azerbaycan'a. Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş Türk coğrafyasının yeni kültür başkenti. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlik haberlerinin yer aldığı Toyname TRT Abaz'da. Süper Lig'in nabzı stadyumda atıyor. Beşiktaş Eskişehirspor ve günün tüm maçlarından görüntüler, özel röportajlar, analizler ve yorumlar stadyumda. Fenerbahçe'nin dışarıdaki oynayacağı maçlar son derece zor. O yüzden hem Beşiktaş hem Galatasaray bu yarışın içerisinde sona kadar devam edecek. Drogba en azından kulübe de olmak zorundaydı bugün. Çünkü Burak ve Umut'un alternatifi yok. Stadyum bu akşam saat 22'de TRT Abaz'da. Evet, yarışmacı sayımız 2'ye düştü. Onlar arasında tam olarak karar verebilmek için son bir defa ikinizden aynı anda tekrar adımları izlemek istiyoruz. Hazırsak başlayalım hocam. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 2, 3, 4, 5, 6. Dur. Güzel. Zor bir karar olacak şimdi. Evet, çok zor olacak. Çok zor. İkisi de çok güzel olur maşallah. Ama karar vermek zorundayız. Karar çünkü zorundayız. Sadece bir tane birinci olur. Şimdi Atakan Bey de güzel oynuyor. Dilek Hanım da çok güzel oynuyor. Yalnız Dilek Hanım bence daha estetik oynuyor. Onun için benim favorim Dilek Hanım. Tamam. O zaman bugünün birincisini Dilek Hanım ilan ediyoruz. Sana teşekkür ederim. Çok sağ ol bize vakit ayırdığın için. Dilek Hanım'a ufak hediyemiz var. Hediyemiz nerede? Buyurun Dilek Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bize vakit ayırdığınız için. Gerçekten çok iyiydiniz. Evet, Dilek Hanım hakkıyla birinci oldu. Aynı zamanda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan harika, çok genç bir ekipten Tekirdağ oyununu izleyeceksiniz. Ama ondan önce biz buradan ufaktan başlıyoruz oynamaya. Evet sevgili izleyenler, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gel gel. Kim vardı oynayan? Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım.